Merhaba arkadaşlar. Türkçe deyimlerle ilgili videoya devam ediyorum. Derdini Marco Paşa'ya anlat. Senin derdinle ilgilenecek hiç kimse bulamazsın anlamında bir söz. Dereden tepeden konuşmak. Gelişi güzel konuşmak. Rastgele konular üzerinde konuşmak. Deriyi görmeden paçaları sıvamak. Gerektiğinden çok önce veya henüz ortada hiçbir şey yokken hazırlanmaya kalkışmak. Örnek cümle: Dur bir kendisini görelim. Deriyi görmeden paçayı sıvamaya gerek yok. Derinlere dalmak. Bir konuyu iyice inceleyip araştırmak, derinlemesine ele almak, üzüntü ve sessizlikle düşüncelere dalmak. Derisi kemiklerine yapışmak, çok zayıflamak. Kemikleri sayılacak kadar ince, cılız kişi. Derisini yüzmek. Derisini soymak, sıyırmak. Destan gibi. Çok uzun yazılmış mektup, yazı. Deve kuşu gibi başını yere gömmek. Tehlike karşısında yararı olmayan bir işe başvurarak korunduğunu sanmak. Başkalarını kandırdığını sanmak. Ama yalnız kendini kandırmaktan öteye gidememek. Devede kulak. Kıyaslanan şeyle arasındaki orantısızlığı belli etmek için kullanılır. Deveye hindik atlatmak. Yapılması çok zor, hemen hemen imkansız işlerin başarılması. Deveyi hamuduyla yutmak, hırsızlık yapmak, herkesin gözü önünde haksız yere mal mülk edinmek. Deveyi havutuyla yutmak. Devlet kuşu. Beklenmedik iyi bir talih, umulmadık nimetle karşılaşmak. Dereye girmek, ilgilenmek, karışmak, devreye. Devreye girmek, ilgilenmek, karışmak, araya girmek. Çözüm sağlamak üzere araya girmek, işe karışmak. Deyip de geçmek, önemsememek. Deyip de geçmemek, önemsemek. Değirmen taşının altından diri çıkar. En ağır yüklerin dahi altından kalkabilen, en zorlu durumlardan başarıyla sıyrılmayı becerebilen kimse için söylenir. Değirmene gelen nöbet bekler. Bir şeyden birçok kimse yararlanacaksa, herkes geliş sırasıyla işini görmek üzere beklemelidir anlamında kullanılan bir söz. Değirmenin suyu nereden geliyor? Bir işin yürütülmesi için harcanan giderlerin hangi parayla karşılandığını sormak. Dırdır etmek, bezginlik verecek biçimde söylenip durmak. Dış kapının dış mandalı, değersiz görülen, pek önem verilmeyen kimseler için kullanılır. Uzak olan akrabalar için kullanılır. Şuna bak, dış kapının dış mandalı,
Gelmiş bize akıl öğretiyor, akıl gösteriyor. Dışı seni, içi beni yakar. Görünüşe aldanmamak. Dıştan iyi görünen bir şey, içine girince tam tersi olabilir anlamında bir söz. Dokuz doğurmak. Merakla, heyecanla, sabırsızlıkla beklemek. Korkudan ve heyecandan bitmek. Dokuz köyden kovulmuş. Davranışları ya da düşünceleri nedeniyle gittiği her yerde uyumsuzluk yaşayıp uzaklaştırılmak. Dolap çevirmek. Hile ve dalavere ile iş yapmak. Bir işin içinde hile hurda katmak, bir işin içine hile hurda katmak, tezgah kurmak. Çok fazla hile yapıp kendi tezgahını kurtarmak. Dolmaları yutmak, kanmak, aldanmak. Dona kalmak. Bir süre şaşkın vaziyette kalmak, ne söyleyeceğini, ne diyeceğini bilememek. Dost acı söyler. İnsanın kusuru mutlaka görülür. Bazı kimseler sırf canımız sıkılmasın diye doğruyu söylemeye çekinirler. Ama yakın dostlar düzeltmemiz için onu söylemeyi borç bilirler. Yine de doğru söz bize acı gelir. Dost kazığı. Dost olduğu zannedilen kimseden gelen kötülük, zarar. Dosta düşmana karşı. Dostlara üzüntü vermemek, düşmanları da sevindirmemek için. Ele güne karşı. Dostlar başına. İyi bir şeyi dostları için de dilemek anlamıyla, amacıyla kullanılır. Dosya açmak. Bir kimse, konu ya da işle ilgili yeni bir dosya hazırlamak. Doyumluk değil tadımlık. Sunulan yiyeceğin az olması durumunda söylenir. Dozunu kaçırmak, ölçüyü aşmak, aşırı gitmek. Doğduğuna inanıp öldüğüne inanmamak. Bir işin yararını benimseyip zararını kabul etmemek. Doğmamış çocuğa don biçmek. Henüz gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan bir şey için önceden hazırlık yapmak. Dudak büzmek, hoşnutsuz olmak. Dudu kuşu, bir cins papağan, geveze. Dumanı üstünde, yeni çıkmış, taze. Dumur olmak, şaşırmak, afallamak, dona kalmak, kala kalmak. Durup dinlenmeden, arası kesilmeksizin sürekli olarak. Dut yemiş bülbüle dönmek. Çok konuşkan, neşeli olduğu halde sıkıntı veya üzüntü gibi nedenlerle konuşamaz duruma düşmek, sesi çıkmamak. Dört ayak üstüne düşmek. Tehlikeli bir durumdan hiçbir zarar görmeden kurtulmak. Dört duvar arasında kalmak. Evde kapalı bir yerde kalmak zorunda olmak.
göz bir evlat için. Anne babanın bütün emek ve didinmesi evlat içindir anlamında kullanılır. Dört gözle beklemek. Çok isteyerek ya da özleyerek beklemek. Dört yanı deniz kesilmek. Çaresiz ve umutsuz kalmak. Dört nala kaldırmak. Dört nal koşturmaya başlamak. Döviz kaçırmak. Yurt dışına izinsiz döviz çıkarmak. Düdük gibi olmak. Çok zayıflamak. Yapayalnız tek başına kalmak. Yıkamadan dolayı giysilerin suda çekip küçülmesi. Dümdüz etmek, kırıp dökmek, ezmek. Argo, dövmek, dayak atmak. Dümen suyundan gitmek. Birine bağımlı olmak. Her şeyde ona uyarak davranmak. Karşısındakinin huyuna göre davranmak. Dümen çevirmek. Hileye, düzene başvurmak. Yakınlarından habersiz, gizli ve yasak ya da hoşa gitmeyecek işler yapmak. Hileli bir iş yapmak. Dünya kazan ben kepçe. Her yerde aranmasına rağmen bir türlü bulunamamak. Dünyadan el etek çekmek, kendi halinde yaşam sürmek, toplum dışına çıkıp hoş görülmeyen tüm yaşantılardan arınmak. Dünyaya gözlerini açmak, dünyaya gelmek, anne karnından çıkıp hayat bulmak. Dünyaya gözlerini kapamak, dünyadan ayrılmak, ölmek. Türkçe deyimlerle ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.